Herkese merhaba. 50 bin yıllık hikayenin 17. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Profesör Doktor Erdem Denk ile sohbetimize devam ediyoruz. Hocam en son 1970'lere gelmiştik. Küreselleşmeyi başlatıyorduk. Küreselleşmenin ortaya çıkışı ve küreselleşmenin sosyoekonomik sonuçları nelerdi? Buradan devam edelim istiyorum. Tamam, şimdi şöyle diyelim, hani bıraktığımız yeri hem bir hatırlatmış da olalım hem de hareket noktamız olsun. Soğuk Savaş diye bildiğimiz evrenselci ortaklık dönemi benim tabirimle. İki tane büyük ideolojinin, iki tane büyük güç odağının etrafında kümelenmiş devletlerin klasik bir endüstriyel kapitalist anlayışla en azından uluslararası düzlem bağlamında baktığımızda yoğun bir rekabet halinde olmalarını aslında gösteriyordu bize. Bu rekabet hem iktisadi diyelim şişmişlik nedeniyle yavaş yavaş hem yorgunluk nedeniyle birçok o yaşanan rekabetlerin getirdiği yorgunluk nedeniyle hem de isterseniz buna genel olarak dünya sosyolojide yaşanan değişim nedeniyle diyebiliriz ama tabii ki son tahlilde kapitalizmin kendi iç krizi nedeniyle özünde yavaş yavaş bir sorgulanmaya girdi. İşte bunun ilk ciddi emaresi 68 kuşağıydı, 68 hareketi diyebiliriz. Bir yandan özgürlükçülük var, bir yandan piyasa ekonomisinden rahatsız olanların yine piyasa ekonomisi içerisinde aslında çare arayışları vesaire var. Fakat sistemin kendisinin özellikle Sovyetler Birliği'nin yorulmasıyla bir yandan da sadece kapitalist değil sosyalist bloğun içinde de çok ciddi kıpırdanmalar var aslında. Bu iktisadi arayışları da sosyolojik arayışları da beraberinde getirirken Amerika Birleşik Devletleri kimilerine göre kapitalizmin tırnak içinde doğası esnek olduğu için sosyalist ekonomik sisteme göre ya da komünist ekonomik sistemi benimsenen sisteme göre en azından diyelim. Bir esneklik gösterip hareket kabiliyetini tekrar kazanmak için makas değişikliğine gitme sürecine girdi. Ki buna da hepiniz biliyorsunuz Nixon şokuyla birazcık hani sembolize olan doların Bretton Woods sistemi diye bildiğimiz 2. Dünya Savaşı sürecinde inşa edilmiş merkezi para olma statüsünün değişti, kısmen değiştirilmesi. Bu aslında şu anlama geliyor. Yani Bretton Woods bence zaten o anlamıydı. Modernizmin küresel zirvesiydi aslında Bretton Woods düzenlemeleri. Çünkü belli bir standart merkez üzerinden herkesin hizalanmasını ifade ediyor. İktisadi ve sosyal anlamda. Siz 1971-73 sürecinde hem petrol krizi hem Nixon şokuyla beraber doları kısmen bu merkezi çıpa para olmaktan çıkardığınızda bir yandan endüstriyel kapitalizme dayalı o modernist anlayışı değiştirmiş oluyorsunuz. Değil mi? Yani diyorsunuz ki ben hala burada kendimi öncü görüyorum ama piyasayı da kendi haline bırakıyorum deyip finans kapitale geçiyorsunuz. Bu teknoloji, para transferi sisteminin teknolojik olarak hızlanması, bilgi teknolojisinin başlaması vesaire diye dediğimiz şeylerle de birleştiğinde dünyada enformasyonun yani değerin çok hızlı yer değiştirebildiği, havada dalgalandığı bir dönem başlatıyor. Yani bence modernizmin kendi içinde kendisini bir anlamda da tadil etme ya da ne diyelim çağa ayak uydurması olarak düşünebileceğimiz bir şey oluyor ve çok değerlilik dönemi başlıyor. Tek değerci dönemden. Ki Sovyetlerle Amerika'yı o tek değeri kimin belirleyeceği kavgası olarak kodluyoruz değil mi sonuçta? O kavganın bitmesi tek değerciliğin de aslında bir tür terk edilmesi anlamına geliyor. Onun yerine çok değerci dönem. Hocam bu dönemde Avrupa bütünleşmesinin de hızlandığını görüyoruz. Birkaç bölüm önce siz Çeçin Rodes'ten alıntı yaparak içerideki problemlerin dışarıya doğru açılmayla giderildiğinden bahsetmiştiniz. Burada Avrupa bütünleşmesini nerede konumlandırabiliriz bu süreçte? Ya bence çok hani anlamlı bir korelasyon var gerçekten. Çünkü görüyoruz 70'lerle beraber dünya neoliberalizme geçerken Avrupa Birliği'ndeki bütünleşmenin böyle hukuksal, teknik, dar anlamda ekonomik olmaktan çıkıp yavaş yavaş toplumsal ve politik olmaya başladığını görüyoruz değil mi? 70'ler ve özellikle 80'lerden itibaren. Dolayısıyla kesin bir korelasyon var. Bizim içimiz bunu çözmek, bunun mantığını çözmek doğal olarak. Herhalde şunu söyleyebiliriz. Bir, Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği yapan ilk başta ya da AET coğrafyasını orada kendi başına bir tür deneysel hukuksal ekonomik bütünleşme modeli yaratmaya iten şey ya da bunu mümkün kılan şey Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu güvenlik şemsiyesiydi aslında değil mi? Yani NATO'da özetlenmiş güvenlik şemsiyesiydi. Güvenlik şemsiyesi hem bir yandan hayatı çok çerçeveliyordu doğru. O doğrular etrafında sizi sınırlandırıyordu bir yandan. Zaten 68 kuşağının falan itirazı da birazcık da buna doğru. Ama bir yandan da size İçeride başka alanlara kaynaklarınızı yöneltebileceğiniz bir güvenli alan sunuyordu değil mi? Safe zone. Bir ada, refah adası diyelim hatta buna. Dolayısıyla iki taraflı düşünmek lazım. O ada bütünleşmek istiyorsa daha fazla bir şey biliyordu. O da şu, baştan beri bizim konuştuğumuz şey. Tek bir alanda veya birkaç dar alanda bütünleşerek sistem kuramazsınız. Güvenlik ayağının işin içinde olması lazım. Güvenlikten kastımız da sadece fiziki güvenlik değil, kimlik meseleleri de mesela değil mi? Bir Avrupalılık olması lazım.
kimlik aidiyet olacak şekilde, ki bu 80'lerden itibaren tartışılacak bir şey ve 90 ve 2000'lerde hızlanacak bir şey. Bir yandan da kendi güvenliğinizi sağlıyor olmanız lazım askeri anlamda. NATO şemsiyesine ihtiyaç azalmaya başladı 70'lerle beraber yaşanan tartışmalarda. Çünkü bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Bretton Woods sisteminden kısmen çekilirken Sovyetler Birliği de Soğuk Savaş'tan çekildi kısmen, değil mi? Yani 75'e geldiğimizde nihayet hep bizim bildiği gibi S-2 nihayet senediyle dedi ki tamam arkadaş ben mağlubiyeti kabul ediyorum. Yeter ki canıma dokunmayın, değil mi? Hani benim için esas olan artık varlığımı sürdürmek. Yoksa bir küresel iddiam, bir ideolojik iddiam, yayılma iddiam fikirlerim itibariyle yok, hatta sizin fikirlerinizi kabul ediyorum demeye başladı. Bu sorunuza dönersem şu anlama geliyor Avrupa coğrafyası için. Demek ki ABD'nin güvenlik şemsiyesine ihtiyaç yok. Bence bu kısmen bir yanılsama yarattı. Yani tamam bir ortam açtı ve oradan yürüdüler. Parlamentoda seçimler de oradan yapıldı. 80'lerde tek senet yürürlüğe girdi. Değil mi? 80'lerin sonuna geldiğimizde itibaren para birliği tartışılmaya başladı falan. Tamam çok güzel. Yani bunu yapmak için size bir alan yaratıldı doğru Avrupa olarak. Ama bir yandan da sanki fiziksel güvenlik ihtiyacına hiç gerek yokmuş gibi davranmaya başladılar. Hani Sovyet tırnak içinde Sovyet tehdidi ortadan kalktı. Amerikan güvenliğine ihtiyaç yok. Bu alana ihtiyaç var mı? Vallahi şu anda gündemimizde değil. Ne zamana kadar? Zamanı gelecek konuşuruz ama neredeyse 2008'e kadar. Değil mi? Avrupa Birliği. Oysa eğer bu ayağı düşünmezseniz birlik olamazsınız. Değil mi? Hedefiniz bir tür devlete dönüşmekse ya da bir tür üst devlete, imparatorluk var ya bir şeye dönüşmekse mutlaka güvenlik ayağınızda düşünmeniz lazım. Onun da kapalı devre sizin olan bir sistem içinde çalışması lazım. Dolayısıyla evet, sorunuzun cevabı özünde şu, bu kadar alt gerekçeden sonra. Hem evet hem hayır. Bu dediğim çerçeve için, ama bunu belki çok ayrıca detaylı bir şekilde başka bir program belki yaparak tartışmak lazım. Hocam ilk konuştuğumuz şeye dönersek, 68'den bahsettiniz, aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi aslında 68 anti-sistemik bir ayaklanma. Fakat antisistemik bir ayaklanma olduğu ölçüde kendi söylemleri 70'lerde ve 80'lerde işte sisteme bir şekilde sistemi merkezleştirdiği ölçüde payan da olacak teorik duruşlara, işte bizim post yapısalcılık, postmodernizm vesaire şeklinde andığımız düşüncelere biraz yol açtı. Düşüncelere evrildi ya da öyle diyebilirim tırnak içinde. Şimdi bu bağlamda şöyle bir şey geliyor aklıma benim. Bir toplumsal muhalefetin hedefini şaşırması gibi bir durum varmış gibi geliyor sanki bana ve bu çerçevede de sanki birinci düşman daha eşitlikçi bir gelecek yaratmak için kullanılabilecek bir kamusal otorite olarak devlet haline gelmiş. Burada da devletin aslında kamuyu düzenleme ve aslında insanın kendi kendini yasalama kapasitesinin eritildiğini görüyoruz en azından bu teorik duruşun önermeleri içinde. Bu düşünceye katılır mısınız? Katılırsanız neden, katılmazsanız hayır, onu merak ettim. Ya ben böyle doğrudan katılırım katılmaz mı diye bir cümle kurmak istemem. Çünkü böyle hani üstüne düşünmem gereken bir soru oldu bu. Ama o dediklerinizin bana hatırlattığı şeyden devam edeyim. Ve onu da belki kısmen cevaplamış olacağım. 70'lere doğru giderken yaşanan bu tartışmalar, hem aslında Batı bloğu içinde hem de Doğu bloğu içinde yaşanan tartışmalar, bir yandan doğru antisi her biri için kendi içinde antisistemik gibi görünüyor. Ama bizi hani şu anda yoğunlaştığımız Batı içinden bakarsak, Batı sistemi açısından antisistemik mi toplamda, çok tartışmalı bir şey bu aslında. Çünkü bir yandan da bir tür yaşam tarzı ayaklanmasından bahsediyoruz. Yani 68 dediğimizde bütün ne diyelim tırnak içinde toplumsal anlamda genel faydaya olduğunu düşünebileceğimiz taraflarını bir kenara bırakırsak, özünde aslında daha böyle bireyci, kurtuluştan yana olan, yaşam tarzını korumaya ve orada genişlemeye dayalı olan ama bölüşüm ilişkileriyle ilgili örneğin, küresel sistemdeki eşitsizliklerle ilgili söylediği şeyler çok derinlikli miydi en azından? Bence bayağı bir tartışmaya değer. Yalnız şu söylediğinize katılıyorum aslında. Yani oradan değerlendirmeyi ben de tercih ederim. Devlete ya da mevcut sistemin görüngüsü olan devlete karşı bir tür başkaldırı da var aslında. Bu nasıl bir sonuç yarattı? Aslında ya da nasıl bir sonuç yaratmamasının önüne geçilmedi? Şunu demek istiyorum. O dönemde birazca bahsettiğimiz küreselleşmeci dinamiklerde, yani finans kapital, piyasa ekonomisi, çok uluslu şirketler, teknoloji network'ü, ne diyorsanız artık bunları. Bunların bir devasa birleşimi, yavaş yavaş küreselleşmeci dinamikler diyelim toplamda. Onların da bir talebi var. O da mevcut devlet merkezli, endüstriyel kapitalist anlayışın yerini almak. Şimdi bununla toplumsal düzeyde bireyci bir şekilde başlayan antisistemik hareketlerin bilerek veya bilmeyerek hedef birliği yaptığını ya da en azından tırnak içinde düşman birliği yaptığını söyleyebiliriz, değil mi? Düşmanımın düşmanı dostudur da olsa bu. Sonuçta ikisi de mevcut devlet görüngülerine karşı çıkıyorlardı. Dolayısıyla bu 60'larla başlayan, 70'lerde hızlanan süreç aslında şu demek benim için. Bilerek veya bilmeyerek aşağıdan ve yukarıdan ortadaki devlet sistemini ana muarız kabul etmek, ana rakip kabul etmek ve onu bir tür esnetmek. Hatta çözmek. Ki bunun daha önce konuştuğumuz gibi
Foucault'dan Wallenstein'a kadar, değil mi? Sosyal bilimlere çok ciddi damga vurmuş ayakları var. Bunların hepsi aslında, bütün söylediklerinin iyi ve kötü taraflarını bir tarafa şimdilik bırakalım akademik düzeyde, İktidara karşı çıkmakla devlete karşı çıkmayı eşleşen, bence yanlış şeyler bunlar. Evet, iktidarın mevcut görüngüsü devlet ama siz devleti çözerken eğer iktidarın kendisine karşı, yeni iktidar olmakta olanlara karşı çıkmıyorsanız, yani küreselleşme aktörleri, siz aslında iktidara değil, o anki iktidar görüntüsüne karşı çıkıp yeni iktidara da alanı temizlemiş oluyorsunuz. Yeni iktidar adayına da. Yani çok mu yuvarlak konuştum bilmiyorum ama netleştireyim, şunu demek istiyorum. Aşağıdan gelen basınç, diyelim ki bireyci toplumcu hareketler, postmodern hareketler, kimlikçi hareketler, bütün hak taleplerinin haklılığı bir yana, bir yandan da iktidar karşılığı ile devlet karşılığını eşleştirdikleri için yanlış bir şekilde bir an devleti hedef aldılar. Ama o sırada pusuda bekleyen yeni iktidar adayına da mıntıkayı temizlemeye başladılar, değil mi? Devletin olmadığı bir alan yaratmaya başladılar. Ki bu zaten, biz bunun bence acısını bugün bile çekiyoruz, değil mi? Türkiye üzerinde de, dünyada da bütün kurumlar, modernist kurumlar, günahları da boynuna bu arada. Ama yenine yenisi tam olarak konamadan tasfiye edilince o alanda inanılmaz bir güç boşluğu doğmaya başladı. Ki bu da zaten herhalde toplumsal düzen isteyen hiç kimsenin isteyeceği bir şey değildir. Dediğinizden şöyle bir şey çıkarıyorum hocam. Yani 80'lerde de işte 90'larda da sosyal, hem sosyal bilim içinde hem disiplinlerin sınırları arasında yaşanan bir geçişkenlik var. İşte hem yorumsamacı sosyal bilim hem Weberci sosyal bilim diyor ki devlet gidiyor, devlet eriyor vesaire. Oysa aslında burada devletin içeriğinin değiştiğini görüyoruz. İşlevlerinin bir anlamda farklı farklı görüngülerle karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu da devleti geleneksel anlamda tasarladığımız, düşündüğümüz biçimleriyle tespit etmeyi, devlet davranışını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Aslında o yüzden belki de devlet geri çekiliyor diyoruz. Belki de aslında yapılmaya çalışılan şey, amaç buydu. Yani kendi kendini yasalama kapasitesinin olmadığının, aslında sermayenin ya da işte çeşitli güç odaklarının, toplumsal güç odaklarının kendini yeniden üretebilmesinin, önündeki bütün toplumsal engellerin kaldırılmasıyla devletin de bu sürecin önünde herhangi bir güce sahip olmadığını söylenmesi eş giden süreçler olmuştu gibi geliyor bana. Doğru, ama bir şerh düşebilir miyim? Bugünden baktığımızda bunu daha rahat düşebileceğimiz için. Yani şerh demeyin de bir araya not, hemen siz devam edin. O da şu, tekrar ediyorum, bugünden baktığımızda bunu daha net gördüğümüz için daha rahat söylüyorum belki, ama yine de ben o zamandan beri belli olduğunu düşünebiliyorum okuduklarımdan, gördüklerimden. Devleti tümüyle tasfiye edici bir dinamikten de bahsetmiyoruz. Çünkü postmodern dönemde devlet yüzyıllardır gelen yönetme kapasitesi ve bir sürü kapasitesi nedeniyle sadece yeni iktidar biçiminin bir iş aracına dönüştürülmek istendi. Eski haliyle tırnaksız egemen dediğimiz devlet doğrudan yönetendi özünde. Evet, tabii ki bütün bağımsızlık diye tam anlamıyla bir şey yoktur. Karşılıklı bağımlılık, ne diyorsanız buna, mutlaka devletler iç dış faktörleri dikkat alarak karar alırlar, hayata geçirirler falan, doğru. Ama sonuçta devlet son tarihte karar veren organdı. Yasama yapan, yargı yapan, yürütme yapan organdı. Şimdi bütün bu işlevlere sahip birini alıp çöpe atmazsınız eğer tırnakçıda akıllıysanız. Ne yaparsınız yeni iktidar adayı olarak, ki küreselleşme bunu yapmaya çalıştı ve bence şu anda da tam bunu yapıyor. Onu kendi uzvunuza dönüştürürsünüz. Hatta ben bunu şöyle formüle ediyorum. Devletler, uluslararası sistemi ve aktörler, örneğin örgütleri bir tür arayüz olarak kurmuştu. Kendi uzuvları olarak kurmuştu. Şimdi kurdukları uzuvlar devleti uzuvlaştırmaya çalışıyorlar. İş tam tersi, devlet arayüze dönmeye başladı. Hatta bunun için örneğim şu, bağlamış oluruz sonra siz devam edin. Şu anda Türkiye özelinde de biliyoruz, dünyanın her yerinde devletlerin hepsinde yönetim erki ön plana çıkarılmış durumda ve yasama erki hep her birinde budanmış durumda. Bu şu demek aslında, yasamayı yapan yer, yani hangi konularda ne karar alınacağına karar veren yer parlamento değil artık. Neresi derseniz, bana sorarsanız tam anlamıyla yürütme erkleri de değil. Artık tamamen küresel düzenin kendisi, yani bu böyle bir tür dayatıcı bir fikir odağı da yok ortada. Ha. Yani nehir öyle akıyor artık ve siz türlü yollarla ulusal sistemin aktörleri eliyle zaten size iletilmiş taleplerini, örneğin tarım, çok güzel bir örnek vereyim. Konuyu çok ileriye dağıtmış gibi olacağız ama bence çok yerli yerinde. Bugün Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var. Savaşla ilgili küresel düzen üzerinde anlaştığı tek bir nokta var, tahıl anlaşması bildiğiniz gibi. Tahıl anlaşmasının nedeni de küresel tarım gıda kompleksinin ihtiyaçları. Size bunu öyle bir dayatıyor ki BM'de, Türkiye'de, Ukrayna'da, Rusya'da herkes diyor ki tamam arkadaş, küresel gıda kompleksinin ihtiyaçlarına halel getirmeyelim. Tabii vitrinde kim var bu arada? BM, işte Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya gibi, yani vitrinde devletler var. Ama devletler, bana sorarsanız son sayıda bu saydıklarımın hepsi BM dahil, o küresel dinamiklerin uzvuna dönüşmüş durumda. Yani 70'ler aslında bunu başlattı bence. O şerhe düşme ihtiyacı hissettim, buyurun. Hocam zaten şöyle bir şey vardı. Bretton Woods kurumları
dediğimiz şey aslında hani bir anlamda refah devletiyle ilişkilenen kurumlardı. Fakat 70'lerden sonra neoliberalizmin, işte bizim ya da neoliberalizm dediğimiz sürecin taşıyıcıları haline geldiler. O yüzden hani yeniden işlev kazanma, yeniden işlevlendirme süreci gerçekten karşımızda açık açık duruyor gibi görünüyor. Zaten bunu yapmak için de onların soyunduğu işi yapanları içini boşaltarak size uzun haline getirmeniz lazım. Bu da zaten Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bile yaşadığı bir şey. Bırakın devlet üst düzey bakanlık kurumlarını, değil mi? Biz mülki olarak bile bunu görüyoruz aslında. Çünkü şey tesadüf olmak üzere, değil mi? Turgut Özal'ın, herkes biliyordur bu cümleyi, değil mi? Yani ben Türkiye'yi mülkiyeden kurtaracağım dedi. Yani bu herhalde bizim okul olarak üstümüze alınmamız gereken bir mesele ama herhalde sonuçta konuştuğumuz şey Cebeci'deki bir fakülte binası değil, değil mi? Kastettiği şey kamucu anlayıştan kurtulmamız lazım. Ki unutmayınız, Özal'a bu lafı söyleten düzenin kurucularından birisi Thatcher'ın en ünlü lafı da "There is no such thing as society"dir. Yani toplum diye bir şey yok. Ki düşünün, inanılmaz muhafazakar birisi, değil mi? Gündelik hayatta ve işte dini anlamda hayata nasıl baktığını düşünürseniz aileci filandır ama orada bile der ki toplum diye bir şey yoktur. Yani bu hiç de muhafazakar bir laf değil aslında. Hocam ama Özal da Cumhurbaşkanlığına geçerken galiba şöyle bir şeydi. İşte partiyi şuna bıraktım mülkiyeli, bakanlığı buna bıraktım mülkiyeli, koltuğu buna bıraktım mülkiyeli. Mülkiyeden kurtulmak istedikçe etrafımı sarmış. Şey evet yok. Sarmış ama yani. Gerçi onlar da ne kadar mülkiyeli ondan tartışmıyorum. Başka bir tartışmaya girmek istemiyorum ama mülkiyenin de kabul edelim ki biz hatta söyledim, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Arslantepe'yi konuşurken ineğin ekonomi politiği üzerine bir şey yazmak istiyorum diye, yazmaktayım diye. Mülkiye'de çağa ayak uydurmak da fena değil, kabul edelim. Yani Wallerstein ve Foucault ekolü Türkiye'de bu kadar yaygınlaşmışsa herhalde Boğaziçi Ottu kadar mülkiyenin de katkısı olmuştur diyelim, değil mi? Yani ironi yapmış olayım. Hocam tekrar 70'lere dönelim istiyorum ben. Bize mülkiye'de diyeyim bana, bu kadar mülkiye üzerine konuştuk. Kapitalizmin kronik krizlerinden ve bu krizlerin zaman dilimlerinden bahsediyoruz. İşte 2008 örneğin bunun bir örneği veya belki 2020 ileride konuşacağız, bunun bir örneği olacak. Tabii. 70'lerde de aslında bu krizin bir örneği var, 73 yılında. Tabii ki. 73 krizinin bu küreselleşme sürecine etkisi veya bu yakıcı süreci nasıl başlattığıyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii, şimdi petrol kriziyle beraber düşünelim. Önce yani iki yerden tutalım. Birincisi Orta Doğu özelinde dünyadaki iktidar ilişkilerinde, yani postkolonyal düzenin kuruluşunda çok önemli bir kırılma yaşandı. İngiltere en önemli ayağı olan Orta Doğu diyebildiğimiz coğrafyayı kaybetti Amerika Birleşik Devletleri. Amerikancı devletler kurulmaya başladı. Bu OPEC'in kendisini bile düşünebiliriz aslında. Petrol ihraç eden ülkeler vesaire hepsi böyle doğdu ve bu inanılmaz bir, bugüne buradan bir iz bırakacaksak, bir yandan da körfez sermayesini tohumlarını attı. Yani bugün dünyanın en büyük birkaç sermaye odağından birisi körfezdi. Ve bunlar Amerikancıydı ama sonra yavaş yavaş bağımsız, değil mi? Hani El Cezire ile ilgili tartışmalar ilk çıktığında hatırlıyorsanız bu bile buraya tekabül ediyor. Yani bir yandan evet Amerikancı gibi görünüyor ama bir yandan da artık ben de kendi başıma bir güç odağı olmak isterim diyen bir yer doğmaya başlıyor. Birinci bırakmamız gereken iz bu bence. Çünkü bugünü çok etkileyecek. Tabii asıl konuda kapitalizmin finans kapitale geçmesiyle birlikte sermayenin dominantlığını, sınırları diğerle bir edecek şekilde bütün küreye yayması. Ve yavaş yavaş 1978 itibariyle Çin'i de içine almaya başlayacak, değil mi? Biliyorsunuz Çin'de ki bugünü de etkileyecek bir şey, çok ciddi bir kırılma. Artık neoliberalizm kapitalizmin yeni hali olmaya başlayacak. Yani ne demek istiyoruz neoliberalizmle? Devletçi, kamucu, sosyal devlet anlayışına, refah devlet anlayışına sırtını dönmüş, tamamen piyasa dinamiklerinin belirleyici olduğu, o piyasanın da devlet sınırlarıyla, gümrük duvarlarıyla vesaire sınırlı olmadığı bir küresel değer alanının yaratılması aslında, değil mi? Bunun için de bir ideolojiye ihtiyacınız var. Ne olabilir bu ideoloji? Olsa olsa hepimizi birleştiren tek şey insan olmak olduğuna göre insan hakları olabilir. Biz yavaş yavaş Amerika'nın İngiltere'den bu üstünlüğü ele geçirmesiyle, Orta Doğu üzerinde söylediğim gibi, ideolojik anlamda da devlete karşı çıkmanın ana dayanağı olacak şey insan hakları argüman setinin artık akademinin her tarafına yayılmaya başladığını görüyoruz. Yani herhalde tartışmışsa insanların hak sahibi olmak değil, değil mi? Ben bu konuda bizi dinleyenlere çok güzel bir makale önermek istiyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadık ama şimdi aklıma geldi. Kadir Cengiz Bay'ın "İnsan Hakkı Değil, İnsan Olma Hakkı" diye bir makalesi var. Çok küçük bir yazısı. Biz insan olma hakkını savunmakla birlikte insan hakkı dediğimiz şeyin bir küreselleşme ideolojisi olduğunu, aracı olduğunu da hepimiz herhalde biliyoruz. Bir hegemonik araç. Zaten Amerikalılar bile buna Carter Doktrini diyorlar, bildiğiniz gibi. Yani bu zaten hani kabullenilmiş bir şey. Dolayısıyla 70'lerde yaşanan küreselleşme tartışmaları neoliberal ekonomiyle beraber postmodernist insan hakları ve kimlikçi anlayışların eş zamanlı olarak dünyada yükselmeye başladığını, bir yandan da devlet merkezli iktisadi ekonomik sistemlerin çöküş dönüşümü. Hocam şimdi dedik ya, bu yeni düzen aslında bu refah devletinin
ortadan kaldırdı ve kamuyu da bir törpüledi. Buna neden insanlar engel olmadı ya da böyle karşıt bir şey ortaya çıkmadı da direkt? İnsanlar derken neyi kastediyoruz? Ben şöyle yani biz halk. Ama biz halk diye bir yekpare bir özne yok değil mi? Şimdi şöyle, biz Sümer'den beri şunu konuşuyoruz aslında. Toplum çok farklı katmanlardan oluşuyor. Bu şu ne demek biliyor musunuz? Çok farklı sınıflar, zümreler vesaire. Çok çıkarcıların ve çok değerin olduğu toplumlarda yaşıyoruz. Mesela biz dört kişiyiz burada. Dördümüz dünya aynı yerden baktığımızı iddia etmeye çalışsak bile bizim dördümüzün bile çıkarları farklı değil mi? Birimizin lehine olan bir şey birimizin aleyhine. Hele merkezcil toplumlarda Sümerlerden biri olan bir merkez varsa, he doğruyu belirleyen, onun belirlediği doğrudan yeterince nemalanmayanlar, iktisadi olarak, kimlik itibariyle, statü itibariyle, duygu itibariyle bir sürü bir şey söyleyebiliriz. Yeterince nemalanmayan bir merkez kaçlardı alanı da var demek değil mi? Şimdi 70'lerde oluşan bu alana mevcut statüden memnun olanlar karşı çıkabilir dediğiniz gibi. Yani insanlar tırnak içinde rahatsız olabilir ama o sistemden nemalanmayan, mesela feminist hareketi getirelim bakalım. Ne olacak? Devletçi mi olacak feminist hareket? Bir azınlık hareketini düşünelim. Ne diyecek? Yok ya ben almayayım. Bu postmodernlik zırva geldi bana. Ben devletin hala beni asimile etme çabalarını kabul ediyorum mu diyecek. Şimdi pozisyonunuza göre değişiyor değil mi her şey? Dolayısıyla zaten dönüşüm de böyle oluyor. Yani grupların bir kısmının çıkarını, bir kısmının aleyhine ve biriken enerjiyi yönlendirebilen, kendi lehine yönlendirebilen, ki bence burada o önemli. Yani küreselleşme dinamikleri devleti zayıflatırken devletin on yıllardır, yüzyıllardır bastırdığı hak taleplerini de çok güzel promote ettiği için, ön plana çıkardığı için çok ciddi bir ne diyelim kamuoyu desteği aldı. Meşruiyet devşirdi bundan. Ve bu sayede de çok rahat yükselmeye başladı değil mi? Yani 80'ler, 90'lar, 2000'lerin ilk yarısı insan hakları hareketlerinin altın çağları yani. Ne diyeceksiniz o dönemde? Yani bak ben kendi adıma yaptım. Kanıtlarım bile var. Dayak yedim birkaç yerde. Durun ya bunu, bu insan haklarını şuradan tartışmak lazım. Bu küresel sistemin anlattığı şeylere paralel bir şey istemenin işlevi farklı olabilir. Biz şuradan şerhler düşelim dediğinizde zaten o heyula içinde siz ya duyulmuyorsunuz. Zaten duyulsun diye bir şey söylendiği yok ama duyulduğunuzda da en basit tabirle oyun bozanlıkla diye karşılanıyorsunuz. Yani ihanet değilse eğer bu arada. Devletçi misin sen acaba? Mesela ben kendi adıma bireyselleştirmek istemiyorum ama mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilk kurulduğunda karşı çıktığımda bu okulun konferans salonunda bana niye böyle ulusalcılık yapıyorsunuz dendi. Ve bütün salon alkışladı. Oysa ki Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulduğu andan itibaren küreselleşme dinamiklerinin ve post kolonyal hareketlerin bir tür, yani sömürgecilerin bir tür yeni aracıydı yani. Şimdi de öyle. Hiç değişmedi bu. Ben ona itiraz ederken de ceza mahkemesi fikrine inandığım için itiraz ediyordum zaten. Bence insan haklarını en çok, insan hakları retorini en çok insan haklarını savunanlar itiraz etmeliydi ama bu öyle içinden geçtiğim için biliyorum öyle kolay olmuyor. Bir de küreselleşmenin en büyük alamet farikası şey galiba, sermayeyi küreselleştirebilirken siyaseti mümkün oldukça atomize edip yerelleştirmek. Zaten ama bunu da meşrulaştırdık ki ne diyorlardı, küresel düşün yerel davran. Şimdi bu o kadar güzel bir motto ki. Tamam mı? Siz buna karşı çıkmanız çok zor. Akademik düzeyde eleştirilerinizi söylediğinizde biraz önce söylediğim pozisyona düşebilirsiniz kolay. Zaten onun için bence baştan beri Türkiye dahil dünyanın her yerinde eleştirel düşünceye sahip çıkan insanların kendi insan hakları, kendi ceza mahkemesi, kendi çevre, kendi kadın hakları, retoriklerini, metodolojilerini ve fikirlerini olgunlaştırmaları lazım. Ama olmadı. Çünkü küresel sistemin sizi götürdüğü yere gitmenin hem bir kolaycılığı var, doğru. Ama daha önemli bir şey var arkadaşlar. Yani kimseye bir laf söylediğim için söylemiyorum. Ama oradan iş konuştuğunuzda bunun maddi manevi bir sürü de getirisi var. Onu ıskalamayalım değil mi? Proje alıyorsunuz. Kamuoyunun önünde sözünüz birden yükseliyor. Herkes dinlemeye başlıyor. Kendi mahallenizde muteber oluyorsunuz vesaire. Dolayısıyla dünyanın her yerinde böyle bir şey var. Küreselleşme sürecinde küreselleşme dinamiklerine paralel konuştuğunuz andan itibaren ciddi bir şey itibar kazandınız ve bu o retoriği çok meşrulaştırdı aslında. Karşı durması zor bir hale getirdi. Yani zamanı gelince konuşacağız ama 2008'de de tam tersine döndü rüzgar. Hatta 2005'ten itibaren. Hatta 2001'den itibaren. Hocam 2008'den bahsettiniz. 2008 çok sembolik bir an aslında. Şimdi devletin 2008 krizinden sonra geri döndüğü, işte popülizm ve otoriterlik bağlamında çok sık karşımıza çıkan bir bakış aslında. Böyle bir yorum var. Şimdi bugün ise neoliberalizm bitti mi, devam mı ediyor tartışmaları var. Bu bağlamda yani devlet yükseliyor, devlet yükseldikçe işte devletin ekonomiyi şekillendirme kapasitesi artıyor. İşte dolayısıyla neoliberalizm bitti mi gibi bir tartışma var.
Ben şunu merak ediyorum. Sizce bitti mi? Bitiyor mu? Gelecek ne gösteriyor? Bu konuda ne söylemek istersin? Hoş bir lafla cevap vermiş olalım. Uyarlamayı da daha önce de kullandım galiba başka bir bağlamda. Neoliberalizm içeride, fikirler iktidarda şu anda. Yani bitti dedikleri bu olsa olsa. Ben buna devlet 2.0 demeyi tercih ediyorum. Yani devlet evet var, tekrar güçleniyor gibi görünüyor ama bu klasik anlamda bildiğimiz modernist devlet değil. İlliberal, otokratik, sosyal olmayan bir devlet. Bu devlet 2.0 değil mi? Yeni sürümü aslında. Ve bunun da başlangıcı, ki buna neye modernizm diyebiliriz aslında. Yani postmodernizm aşamasını da atlatmış ya da yeniden vazgeçip moderniteyi neolaştırmış bir kapitalist dünya düzeninden bahsediyoruz aslında. Neyi kastediyorum? İsterseniz hem kaldığımız yere de bağlamış olacağız. 2001'e gidelim yani. 2001 bunun aslında şeyi, işaret fişeği. 11 Eylül saldırıları olduğunda küreselleşmenin getirdiği tırnak içinde özgürlük ortamının ne kadar da zararlı olduğu göründü denerek aslında, değil mi? Alt mesaj olarak bize. Tekrar devlet yavaş yavaş ABD'den başlayarak Big Brother olmaya soyundu bu sefer. Değil mi? Bunun zaten somut adımlarını da biliyoruz. Hatta ben orada şunu çok sembol olarak düşünüyorum ve kullandım da birkaç yerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush itfaiye erlerini ön plana çıkardı sürekli. Yani yıkılmış, yanmış, bitmiş bir milleti canı pahasına kurtaran güçlü, kaslı erkeklerimiz, değil mi? Can siparişine kurtaran erkeklerimiz. Yani bu bir paternalist devlet imgesinin zavallı halkını kurtarmak üzerinden tekrar devreye girmesiydi. O devlette bu tip tehditlere karşı bizi koruyacaksa, yani güvenlik açığına karşı bizi koruyacaksa her yerimizi takip etsin. O dönemde aldığınız kitaplar kütüphaneden bile, değil mi, izlenmeye başladı. Bugün bakın, farkında mısınız bilmiyorum, denk geldiniz mi? Avrupa'da veya Batı'da herhangi bir ülkeye uçak bileti aldığınızda, bir otele rezervasyon yaptığınızda, benim başıma bir defa geldi, parayı gönderdiğiniz kişinin isminden dolayı paranızın 2 gün askıda olduğuna dair mesaj alabilirsiniz. O isminden dolayı demiyor ama siz gelin mesaja bakıp neymiş burada sıkıntı dediğinizde karşınıza diyelim ki Arap kökenli bir isim çıkabiliyor. Başka zamanda başka bir şey çıkabiliyor falan. Dolayısıyla burada ciddi bir gözetleme dönemi başladı ki bu 2001'de başlayan süreç yavaş yavaş küresel sistemde devletin yavaş yavaş gücü ele geçirmesinin arayışları mıydı acaba diye düşünmeye başladık. Bu bildiğiniz gibi Afganistan ve Irak saldırıları sonrasında küresel sistemin Amerika merkezli yönetebileceğinin de anlaşılmasından sonra bir siyasi karşılık da bulunmaya başladı. Yani bir tür militarizm var ama militarizm de küresel olarak kendisini tam olarak işletemiyor. Orada galip gelemiyor. Onun için dönmeniz lazım. Bu arayışlar iktisadi alanda da kendini gösterdi aslında. Çünkü iktisadi alanda da 70'lerden beri şişen finans kapital. Çünkü ne demek finans kapital? İsterseniz bir cümleyle onu açayım araya. Karşılığında değer olmadan üretilen finansal para demek aslında. Değil mi? Sanal para demek. Ya değerle bağını kopardığınız bir paradan bahsediyorsunuz. Para paradan para kazanmaya başlıyor. Bunun rant ekonomisi, yani şişmemesi mümkün değil. Değil mi? Sanal dijitalleşme üzerinden şişmemesi mümkün değil. Bu paranın belli bir yerde, bu rantın belli bir yerde patlayacağı belli zaten. Peki patladığında ne olacak? Onu da bir sonraki bölümde öğrenelim mi isterseniz? Tamam. O zaman bir sonraki bölümde buradan devam edelim. Süremizi de biraz açtık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.